İnsan ve Anlam. Merhaba TRT Radyo 1 dinleyicileri. Bir İnsan ve Anlam ile yine sizlerle birlikteyiz. Ben programın yapımcısı ve sunucusu Can Ceylan. Hepinize iyi bir pazar günü diliyorum. Her hafta olduğu gibi bu haftada bir kavramı ele alacağız. Bu haftaki kavramımız mahalle kavramı. Eskiden mahalle neydi? Şimdi mahalleler ne anlama geliyor? Mahalleli ne demek? Mahalle kavramından ne anlamalıyız? Mahallenin kuruluşu, geçmişi ve bizim hayatımızdaki yeri nedir? Bunları konuşacağız. Bunları konuşmak için de yine çok değerli bir konuğum var. Kendisi İbni Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Alev Erkilet Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Davetimizi kırmadınız. Teşrif ettiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Geçmiş bayramınız mübarek olsun diyorum bu arada. Teşekkür ederiz hocam. Ben de bütün dinleyicilerimizin adına nice nice bayramlara yüz yüze el öperek, bahşişleri alarak, şekerlerimizi yiyerek. Amin. İnşallah diyorum. İnşallah diyorum. En yakın bayramımız inşallah öyle olur. Hocam girişte de söylediğim gibi bu haftaki konumuz mahalle. Siz de bir sosyolog olarak özellikle şehir ve kent üzerine çok önemli çalışmalarınız var. Mahalle kavramı deyince konunun sosyolojik tarafına geçmeden önce bizim insan hayatımızda mahallenin nasıl bir önemi var? Bir sosyolog olarak nasıl tanımlarsınız ve nasıl konuya girelim istersiniz? Valla aslında mahalle tabii çok fazla anlamı olan bir kavram. Hı hı. Yani mahallenin idari bir anlamı var, organizasyonel bir anlamı var, yaşam tarzlarımızla alakalı bir boyutu var. Yani çok oylumlu bir kavramdan bahsediyoruz aslında. Hı hı. Mahalleden bahsettiğimizde. Hani biliyorsunuz klasik tanımı itibariyle baktığımızda aslında şehrin en küçük birimi, evet, mahalle, hı hı, olmuş oluyor. Hani bir muhtar tarafından idari işleri görülen, hı hı, şehrin en küçük birimi mahalle olarak adlandırılıyor. Ama tabii bu daha çok idari perspektiften bakıldığında böyle. Hı hı. Halbuki biz sosyologlar olarak meseleye baktığımızda hani daha ziyade orada yürümekte olan insan ilişkilerine de atıf yapma ihtiyacı içerisinde oluyoruz. Hı hı. Dolayısıyla o küçük, en küçük idari birimde yaşayan İnsanlar arasındaki ilişkileri de ifade ediyor aslında, hı-hı, mahalle terimi. Evet. Ve tabii özellikle ben Türkiye, hani İslam dünyası ve Türkiye açısından konuyla daha yakından ilgilendiğim için bizim değer dünyamızla, hı-hı, çok yakından ilişkisi var. Artı işte mahallenin kendine ait bir ekonomi politiği var. Onları konuşuruz zaten diye, hı-hı, düşünüyorum. Açarız biraz o meseleyi. Yani ekonomik boyutlarıyla, anlam boyutuyla, gündelik sosyal ilişkileriyle, dayanışma ve yardımlaşma ağlarıyla aslında çok kompleks bir toplumsal gerçekliktir diyebilirim. Şunu diyebilir miyiz hocam? Toplumun en küçük birimi aile ve toplumun mimari yansıması olan işte şehirler, kentlerin de en küçük birimi mahalle. Yani nasıl bir toplum ailesiz olmuyorsa bir kent, bir şehir ve onlardan şehirlerin birleşmesinden ortaya çıkan ülke de aslında mahalle yapısı olmadan ve mahalle yapısı korunmadan sosyolojik olarak da çok bir aidiyet ve kimlik bize vermiyor diyebilir miyiz? Yani şehrin kurucu unsuru, adeta nüvesi diye bir tanım yapmak herhalde çok yanlış olmaz. Evet, doğru. Aslında şey gibi, hani atom gibi, hani eskiden denirdi hani, artık tabii maddenin en küçük biriminin atom olmadığını da gerçi biliyoruz artık ama evet, yani onun gibi bir şey. Yani en yalın, en mikro birimi aslında ama kendisi çok küçük fakat o kadar fazla fonksiyonu var ve hani hem insanların hayatında hem kentin hayatında o kadar önemli bir yer tutuyor ki, sanırım o yüzden hep tarihte, seyyahlar tarafından, sosyolojide, antropolojide hep çok derinlemesine ele alınmış bir, hı hı, olgu olarak karşımıza çıkıyor. Bu öneminden kaynaklandığını düşünüyorum, hı hı, açıkçası. Sizin de dediğiniz gibi yani bir antropolog olarak alan çalışması, saha çalışması yaparken biz de sokaklarda dolaşırken aslında hangi mahalleye girdiğimizi, hangi mahallenin sakinleriyle görüştüğümüzü de dikkate almak zorundayız. Çünkü dediğiniz gibi işin içinde bir ekonomik boyut var. Aynı ekonomik seviyede olan insanlar aynı yerde, aynı mahallede oturuyor. Aynı eğitim seviyesi belki, aynı dünya görüşü, hatta
özellikle göçün getirdiği bir yapılanmayla da belki her mahalle şehirde küçük küçük birer il, yani İstanbul'da aslında bir ilin yansıması mahalleler oluyor. Bu da aslında mahallenin bir nevi toplumu incelemek için işin siyasi boyutuyla, ekonomik boyutuyla, eğitim boyutuyla veya herhangi bir iletişim boyutuyla ilgilenirken mahalle mahalle yapılıyor. Dediğiniz gibi mahalle bir idari açıdan muhtarın yönetiminde ama o işin belki sadece siyasi kısmı, siyasi idari kısmı ama... Tabii sadece idari kısmı. Ama aslında çok enteresan bir şey var. Sözünüzü kestim galiba derim. Ama... Estağfurullah, buyurun. Yani vurgulamak istediğim bir şey aslında siz hani biraz daha mahallelerin o homojen yapısına dair bir değerlendirme yaptınız. Evet. Hani orada daha çok birbirine benzeyen insanların bir arada bulunmasıyla alakalı bir değerlendirme yaptınız. Aslında ben ona hani biraz itiraz etmek istiyorum. Buyurun hocam. Çünkü şeye baktığımızda mesela Osmanlı ve İslam dünyasındaki kentlere baktığımızda aslında mahalle bizim düşündüğümüzün tam aksine çok heterojen bir yapı arz ediyor. Hem ben zengini bunu, hem fakiri hepsi evet, bir arada. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Yani aslında biz bunun o tevhid değeriyle çok yakından alakalı bir şey olduğunu, bir özellik olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Yani çokluk içinde birlik, birlik içinde çokluk, evet, sosyal dayanışma ve bunların olabilmesi için insanların birbirinden farklı olması lazım. Evet, muhakkak. Yani güçlü birisinin olması lazım ki mahallede kendi yan evinde oturan, daha ihtiyaç sahibi olan bir insana kol kanat gerebilsin. Onunla ilgili toplumsal sorumluluklarını üstlenebilsin. Ben bazen şey diyorum, doğumunda, evlenmesinde, ölümünde komşusundan sorumlu insan tipi aslında mahalleliği oluşturuyor. Çok yani doğru. Bunun olabilmesi de yani o bir belli bir düzeyde bir farklılığı gerektiriyor. Yani zengin de olacak, yoksul da olacak. Farklı etnik gruplardan da insanlar olacak. Farklı dini aidiyetlerden de insanlar olacak. Farklı dil gruplarından insanlar olacak mesela. Evet. Ama onların hepsi birbirlerini destekleyerek bir aslında bir kentsel kamusallık oluşturacaklar. Hani bu bizim aslında İslam, Osmanlı kentleri açısından baktığımızda çok kıymetli bir vasıf olarak karşımıza çıkıyor. Biz bu özelliğiyle İslam kentlerini Batı kentlerinden ayırıyoruz aslında. Bu en önemli fark o zaman hocam. Yani özellikle Batı ve Avrupa, Batı derken Avrupa'yı kastediyorum. Avrupa kentleriyle bizim Doğu ve İslam kültüründeki kentlerin en büyük farkı bu olsa gerek. Bence hocam kesinlikle böyle. Çünkü Batı'ya baktığımızda daha fazla sizin dediğiniz gibi yani mahallenin içerisinde daha fazla homojenlik var. Tek tip insanlar orada oturuyor. Aslında bu bir parça gettoları da ortaya çıkaran bir şey. Maalesef. Yani belli bir mesela dini grubu kentin içerisindeki bir gettoda tutmak. Ya işte Amerika örneğinde baktığımız zaman siyah, sadece siyahlardan oluşan mahalleler ortaya çıkartmak. İşte Harlem mesela. Harlem örneğine baktığımızda. Çin mahallesi var veya İspanyolların mahallesi var. Ve hani daha çok mesela sefalet bölgeleri olarak bu mahalleler ortaya çıkıyor. Yani halbuki İslam dünyasında böyle bir sefalet mahallesi yok. Mahallede yoksul olan var. Ama orada oluşturulmuş olan o toplumsal dayanışma ağları sayesinde sefilleşmeden o yoksulluğu ortadan kaldıracak müdahaleleri de mahalleli gerçekleştiriyor. Yani zengin fakiri tanıyor, biliyor en azından, varlığından haberdar ve ona yardım ediyor. Fakir de, İhtiyacı olan kişi de kime gideceğini. Belki de bu hocam bu tip yapılanmadaki şehirler işi daha devlete götürmeden, her şeyi devletten beklememize gerek duymadan kendi içimizde de halletmemizi sağlıyor bu mahalle yapısı. Kesinlikle hocam, ben bunun çok belirgin bir vasıf olarak mutlaka ifade edilmesi ve altı çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aslında mahallenin ekonomi politiği dediğim şey de biraz bu. Yani kendi içinde kendi sorunlarını çözen bir sistem oluşturuyor, bir dayanışma örüntüsü oluşturuyor. Yani hatta mesela konakları her zaman örnek vermeye çalışıyorum. Hani bizde konak yani zengin evi olarak düşünülür aslında. Ama mesela konakları hani bugünkü kapalı ve kapalı sitelerle mukayese ettiğimizde aslında bakıyoruz ki konak son derece açık ve son derece geçirgen toplumsal sınıflar açısından.
Çünkü herkes oraya gelebiliyor. Yani hatta yeni bir yazı münasebetiyle hocam tekrar gözden geçirdim. Ramazan aylarında özellikle zengin konaklarının kapısının her zaman açık olduğunu, evet, herkesin gelip sahurda, iftarda, o sofralarda yemek yiyip gittiğini, başka ihtiyaçları olduğunda o ihtiyaçların karşılandığını, yani çok farklı bakış açılarından, dünya görüşlerinden mimarlar, sosyologlar hep ifade etmişler. Şunu da diyebilir miyiz hocam? Aslında mahalle bize biraz da kendi kendimize kalmaktan engelliyor. Çaresiz anlamda söylüyorum, çaresizlik anlamında söylüyorum. Doğru. Ve hem olumlu hem olumsuz anlamda ben diyeceğimiz demekten ziyade biz diyeceğimiz, bir şey olduğu zaman en azından kapısını çalacağımız, işte bir şey eksik olduğu zaman gece kaç saat saatin kaç olursa olsun, gecenin kaç olursa olsun gideceğimiz, isteyeceğimiz bir şey. Yani şu anda işte kısıtlamalardan dolayı da onu çok yaşadık. Unutmuşuz bir şey almayı ve acil bir şey ihtiyaç oluyor. Hemen karşı komşuya gidiyoruz. Dolayısıyla burada yani başıma bir şey gelse arayacağım kişi var, sesimi duyacağım. İşte iki gün sokakta görmezsek görmüyoruz. Merak acaba edeceğim. Bir şey mi var diyeceğimiz. Hocam bunda biraz da bizim mahalle kültürümüzün cami etrafında, o sizin dediğiniz gibi herkesin olduğu, çünkü camide saf tutanların zengine fakine göre ayrılmıyor. Herkes Doğru. ilk gelen safa birinci, ikinci saf olarak şey yapıyor. Yani zenginler öne geçer, fakirler arkaya geçer. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla biz camideki bu alışkanlığımızı ve kültürümüzü sokağa da, mahallede yansıtıyoruz. Ve bu bizim İslam kültüründe, özellikle bizim Osmanlı'da, Türk İslam kültüründe de çok bir yansıması. Yani dinin camiye sıkıştırılmış olmaktan değil de dışarıda yaşanan bir olgu olduğunu da gösteriyor bence. Tabii, kesinlikle hocam, zaten yani bence bu, hani bu değerlerin toplumsal hayata artı mekana artı binaya nasıl yansıdığını da ifade eden bir şey. Yani kesinlikle soyut düzlemde kalmıyor bunlar. Muhakkak amelde bir karşılığı var, sosyal organizasyonda bir karşılığı var, yardımlaşma ve dayanışmada karşılığı var. Yani hak, görev ve sorumluluklarda karşılığı var. Mesela hani bilmiyorum, belki sizin tam burada söylediğinizle birebir örtüşen bir şey değil ama mesela komşuların birbirlerinin haklarını gözetmeleri de aynı şekilde hukuki olarak da güvence altına alınmış. Yani mesela yani yandaki komşuyu rahatsız edecek şekilde binanıza pencere bile açamıyorsunuz. Tabii, görüntüyü engellememek lazım. Gölge yapmamak tabii, lazım. Yahut da şey, mahremiyetimi ihlal etmemek lazım. Yani mesela bir bahçede bir hanım ve çocuklar rahat rahat oturup işlerini görüp oynayıp dolaşabiliyorlarsa, siz onun bahçesini göreceğiniz tarafa pencere açamıyorsunuz. Evet. Ve siz bunu talep ettiğinizde komşunuz, tamam komşun doğru haklısın deyip bunu yapmamak durumunda. Bir de hocam kokmuştur. Yani kokmuştur diye getirilen yemekler var. Yani yemek pişirirken kokmuştur deyip en azından bir kişilik bile olsa bir tabakta getirilen bir yemek var. Yani bu sende yoktur, açsındır, yemeğin yoktur diye getirilmiyor. Bu da aslında çok şu anda işte birlik, beraberlik veya farkındalık kursları falan yapılıyor. Bu herhalde hiçbir farkındalık kursunda, farkındalık eğitiminde anlatılmayan bir şeydir. Yani mahallede kokmuştur. İşte ne pişirilirse pişirilsin. Bu tatlı da olabilir, çorba da olabilir, et de olabilir, sebze de olabilir. Kokmuştur diye getiriliyor ve o tabak boş gönderilmiyor. Evet. Bir de bu, böyle bir kültürel yapımız var. Bu herhalde evet, dünyada çok az rastlanacak bir özelliğimiz. Bence şey de var, yani komşun açken tok yatamazsın da var aynı şekilde. Hani zarafet, üslup meselesi olan şeyler var. Doğrudan destek ve dayanışma olan şeyler de var. Bence o iki boyutunu da birbirinden ayrıştırıp belki ifade edebiliriz. Yani çok zarif bir üslupta, işte hani ne bileyim, bir tatlı pişirdim, bir et yemeği pişirdim. Dolayısıyla hani onun kokusu komşuya gitmiştir, belki de komşu da alamamıştır deyip ona da göndermek var. Bir de doğrudan doğruya sorumluluğunu üstlenmek var. Yani komşum açken tok yatamam ya da komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hani orada artık doğrudan sorumluluk, dayanışma boyutuna geçiyor. Yani o da beni çok heyecanlandırıyor açıkçası. Çünkü bana yoksulluk ve mücadele stratejisi gibi görünüyor bunlar. Yani o demin dediniz ya, hani toplumsal politikalara,
ya da devletin yaptıklarına gelinceye kadar zaten kendi içimizde kendi sorunlarımızı çözmekle ilgili sorumlulukları bize yüklüyor aslında. Evet, muhakkak. Bir de hocam, bunların tabii yerine getirilmesi hocam. Hı. Yani bunların teori olmadığı hususunun altını çizmek istiyorum. Evet, belki şu yani anda sivil toplum kuruluşlarının yararlanabileceği bir yapı bu. Yani kim, nerede, hane hane bilerek. Çünkü bazen sivil toplum kuruluşları da ihtiyaçtan fazlasını vererek bunun da ekonomik olarak kullanılmamasına sebep oluyorlar. Verimli yardımlaşma da olmuyor. Yani ihtiyaç gittikten sonra hala yardımlar geliyor. Bu da bir çelişkiye ve kaosa sebep olabiliyor mahalle içinde veya şehrin bilinmeyen taraflarında. Yani bu dediğim gibi hani mahalle çok boyutlu, çok işlevli. Aslında mahremiyet esasına dayanan, yani komşuların birbirlerinin mahremiyetine karşı sonsuz saygı içerisinde olmalarını gerektiren. Ama hocam aynı zamanda da tamamen açık ve geçirgen bir yapı arz etmesi hasebiyle bence... Yani bugünkü hani o batı, modern, kapitalist kent dediğimiz kentlerdeki o kendi içine kapalı, dışlayıcı, ayrıştırıcı mekanizmalara karşı ya da yani yerleşim anlayışlarına karşı aslında tamamen alternatif bir duruşu temsil ediyor. Peki hocam, şu anda mahallelerde özellikle genç neslin çok yaşama ve tecrübe etme fırsatı olmayan bir kavram var. Esnaflık, mahalle esnafı, kasabı, manavı, terzisi, işte kırtasiyecisi falan. Dolayısıyla o aslında mahalle esnafı da bir anlamda belki o mahallede oturmasa bile o esnaf, o mahallenin bir parçası. Hatta işte anahtarımızı teslim ediyoruz, bir şeyimizi emanet ediyoruz, sonra gelecek alacak diyoruz veya paramız yoksa alışveriş yapıp sonra verebiliyoruz. Ama ben şu anda... Doğru, kesinlikle evet. Hemen... Çok baktığımız şeylerden evet. Birisi. Verisiye defteri hocam. Evet. Evet, ben mesela sokağın başındaki bir zincir marketten 5 liram çıkışmayınca aldığım bir şeyi geri vermek zorundayım. Çünkü tabii. Bir daha belki görmeyeceğim, belki yoldan geçerken. Ama bakkaldan bir şey alırken evdekiler aldı mı diye soruyorum. Bir daha almayayım diye ya da çıkışmayınca daha sonra veririm diyorum. Bu aslında bize başka bir güvenlik hissi de verdiğini düşünüyorum. Yani ikinci ilişkilerimiz çok... Neredeyse birincil ilişkilerimize dönüşecek kadar güçlü. Sizinkiler aldı, senin kız almıştı, senin oğlan geldi, bir daha almana gerek yok. Ya da alınca niye bir daha alıyorsun, bir şey mi oldu diye böyle neredeyse bizim aile içindeki şeye bile haberdar olacak kadar, fazla bir şey alınca hayırdır misafir mi geliyor diyecek kadar da bizden haberdar olacak kişiler. Bu da bu mahremiyet çizgisini aşmadan bir samimiyet ve bir güvenlik hissi de veriyor. Bence. Yani ikincil ilişkiler değil işte birincil ilişkiler kurma imkanı veriyor. Aslında sanırım hocam şu ana kadar konuştuğumuz her şey birbirlerini besleyerek var olan şeyler. Hı hı. Yani dayanışma dedik, hani devlete ihtiyaç duymadan paylaşma dedik, yardımlaşma dedik, yedirmek içirmek dedik, açıklık dedik, geçirgenlik dedik mesela. Hani belki bir şeyi daha ilave edebiliriz buraya. İnsanların birincil ilişkiler içerisinde olması, yani resmi, soğuk, çıkar üzerine dayalı ilişkiler içerisinde olmaktan ziyade hani yüz yüze, yakın, sıcak, aile gibi, aileymişçesine ilişkiler içerisinde olması aslında galiba mahallenin bir özelliği daha olarak belki zikredilebilir. Esnafla olan ilişki de tabii böyle. Aslında işte kapitalizm bunu da tehdit ediyor hocam. Yani o marketleşme, yani zincir marketleşme, büyük marketleşme süreci içerisinde bu küçük olanların tehdit altında kalması, yitmesi, işini sürdürememesi, rekabet edememesi, kapanması gibi durumlar da aslında biraz daha mahallenin altını oyan şeylerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Yani o geçirgen mahalle örüntüsüne karşı hani kapalı sitenin dışarıda bırakıcı yüksek duvarlarını zikretmiştik. Evet. Tamamen yani kim girebilir ancak telefonla arandığında içeriden kabul gören birisi o binanın sınırları içerisine girebilir. Hani biz bunu dışlayıcı bir mekanizma olarak tanımlıyoruz. Sosyolojide pek de yani doğru ve güzel bir şey olarak bulmuyoruz açıkçası. Yani esnaf açısından baktığımızda da o bir hani hanımını sorduğumuz, çocuklarını sorduğumuz, bayramlaştığımız... Bayramlaştığımız, acımızı paylaştığımız, kaybettiklerimize birlikte ağladığımız, o hani esnaf arkadaşların da aslında o büyük
zincirler karşısında dayanamayarak yok olması süreci bence hani bugünkü toplumda mahallenin karşı karşıya kaldığı risklerden bir diğerini ifade ediyor. Cenaze dolayısıyla kapalıyız diye bir uyarı vardır hocam. O gün o esnaf açmaz, cenazesi olan esnaf açmaz ve diğer esnaflar da ve o esnaftan alışverişe gelenler de eğer cenaze mahalle camisinden kaldırılıyorsa o acıyı ve o duyguyu paylaşır. Yani şu anda ben hiçbir dediğiniz işte tehditkar olarak hayatımıza giren zincir marketlerin cenaze dolayısıyla kapalıyız diye bir ilan görmedim. Veya AVM'lerde böyle bir uygulama yok. Bu maalesef yani acı bir gerçek. Aslında siz hani cenaze deyince kendimden bir örnek vermek istiyorum. Tabii lütfen. Hani biz de geçen sene annemi kaybettik. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür ederim ve gerçekten mahallede hani annemin de sürekli olarak gittiği ve onun da çok sevdiği böyle esnaf arkadaşlardan birisiyle sokakta karşılaştım. Annemi sordum. Onu annemi kaybettiğimizi söyledim. Ve gerçekten birlikte ağladık. Yani bu mesela benim için çok unutulmaz anlardan bir tanesidir. Yani o ilişkinin hakikatine dair bir fikir veren çok çok anlamlı anılardan bir tanesidir. İşte evet yani gerçekten hani anne diye severdi onu zaten hani öyle hep hitap ederdi. Demek ki hakikaten öyle hissederek öyle o muhabbetle yaklaştığını da değil mi? Bir kere daha kayıplarımıza beraber ağladığımızda görmüş oluyoruz aslında. Mahallenin birçok annesi vardı, birçok babası vardı. Belki annesini kaybedenler başka birine anne diye hitap ederek ona onun çocuğu gibi davranarak bu ihtiyacını da, bu eksikliğini de gideriyordu. Veya şu anda halen giderilebilen yerler var ve birçok kişi de ben artık siteden bıktım. Mahalle ortamında işte küçük bir bakkaldan, küçük manavdan, kasaptan alışveriş yapmak istiyorum. Bir mahalle ortamı olsun, mahalle havası var. İşte burası farklı bir havası var diye ne kadar ekonomik durumu iyi olursa olsun veya çok işte milyon dolarlık belki yerlerde otururken ama yan dairesinde veya alt katında neler oluyor, neler bitiyor, kim yaşamış, kim ölmüş, başlarına neler gelmiş, onun bilmediği sitelerde dediğiniz gibi işte güvenliğin girdiği, içeriden telefon edilerek girilebilen, adeta bir istihbarat şeyi gibi, kalesi gibi girilen yerler var. Ama orada belki çok güvenli ortamlar, işte çocuklar belirli yerlerde oynuyorlar ama mesela ben şu andaki çocukların mahallede erik ağacına dalmalarını, şeftali, dut, mahallenin meyve ağaçlarına dalmalarını, olmadan erik yemelerini, olmadan çağla yemelerini, yaşayamamalarını çok üzülüyorum aslında. Ağaca evet, çıkamayan... Ben de çok üzülüyorum hocam. Çünkü biz bunları yaşama şansına sahip olmuş bir kuşağız. Evet, mahallede ağaca çıkılıyordu hocam. En azından çocuklar için çok önemli bir şey. Şimdi o da yok maalesef. Hocam, dolayısıyla çocuklar ağaç bilmiyorlar. Yani mevsiminde bütün meyve ve sebzeler evlerin arka bahçesindeki ağaçlardan yenmiştir. Yani hep işte mahalledeki duvarların üzerinde çekirdek çitlenmiştir. Dut silkelenirdi değil mi hocam? Yatan top oynanmıştır, futbol oynanmıştır, saklambaç oynanmıştır. Çarşaflarla hani dut silkelenir. Evet kesinlikle. O da vardır ve ondan sonra herkese dağıtılır o bütün evlere. Gören görmeyen o kim varsa ve onlar da bir şeydir. Mahallenin futbol takımı vardır. Mahallenin kızları başka oyun oynar. Mahallenin çocukları, erkek çocukları başka oyun oynar. Daha sonra saklambaç dediğiniz gibi yakar toplar oynanır ve bir sokakta oyun oynama kültürü de vardı. Bu herhalde şu anda sitelerde yaşanan bir kültür değil gibi benim gördüğüm kadarıyla. Yani belki yine çok düzenli işte parklar var, çocukların oynayabileceği, gençlerin oynayabileceği işte basket sahaları, tenis sahaları, şunlar bunlar var ama o dediğiniz gibi üstünde oturup çekirdek çitlenen duvar yok. Yıkık dökük yani duvar yok. Hocam ya çok affedersiniz sözünüzü kestim galiba. Yani gerçek hayat yok orada. Çok yapay. Yani gerçek hayat hani simülasyon gibi bir şeye dönüşüyor hocam. Evet. Ben daha önce işte bir belediyede çalıştığım sırada hani
sahada çok vakit geçirdik, çok sosyal araştırmalar içerisinde bulunduk. Orada bu Anadolu yakasında hani Pendik dolaylarında böyle sitelerde yaptığımız bazı çalışmalar olmuştu. Orada hiç unutmuyorum, daha bir hanımefendi demişti ki hocam çocuklar burada bisiklete binerken bile sıkılıyor demişti. Hep aynı yerde dönüp dolaşıyorlardır çünkü. Yani onu hiç unutamam, yani çok hani güzel bir site, işte iyi yapılmış, bahçesi var, şeysi var, ne bileyim işte duvarı var, korunaklı, su bu. Ama o cümleyi hiç unutamıyorum. Yani hocam çocuklar burada bisiklete binerken bile sıkılıyor. Hani bir de işte ben kendi çocukluğumuzu hatırlıyorum. Hani çok güçlü dostluklar. O yıllarca devam eden dostluklar. Ve gerçek hayatın içerisinde büyüyen çocuklar. Yani yapma bir ortamı suni, aşırı korunaklı, hani ortamın içinde değil de gerçek hayatın içerisinde onu tanıyarak, insanları tanıyarak büyüyen çocuklar. Yani tabii işte. Yani biz vallahi çok eğleniyorduk açıkçası. Hocam sizin bir de mahalleyle ilgili başka bir kavram sormak istiyorum sizin bir çalışmanız üzerinden. Mahallenin eskiden bir delisi varmış, bir de dilencileri varmış. Sizin dilencilikle ilgili bir çalışmanız da var. Evet Mahallenin hocam. Dilencisi, yani bir insanın dilenci olduğu biliniyor ve onun farklı zarar içinde olduğu da biliniyor ama o dilenci o mahallenin dilencisi. Adeta hani biz varken başka tarafa gitme demek mi mahallenin dilenciliği, yoksa nasıl bir kültürel ögeyle karşılık buluyor mahalle dilenciliği veya mahalledeki dilencilik? Valla hocam aslında o yani sadece mahalleye has bir şey değil. Yani mahalleye de has olabilir. Ya da hani daha şehrin daha mahalle dışındaki kesimlerine ait bir kavram olarak da karşımıza çıkabilir. Ama mahalleyle alakasını ben şununla kuruyorum hocam. Kapıya geleni geri çevirmeme. Anladım. Ahlakına dayalı. Tanımasak bile. Tabii. Tabii. Çünkü o yani şey hani ciddi bir Hızır düşüncesi de var. Kim olduğu belli yani değil. Kapıya gelen kim tarafından gönderilmiş bilemezsin. Senin verip vermeyeceğini Allah sınıyor aslında. Senin kapına gönderdiği kişiyle. Evet. Sokakta gördüğümüz, bizi el açan, Allah razı olsun deyip belki hiç ihtiyacı olmayan bir kişiden bahsetmiyoruz. O zaman bambaşka bir kişilikten, daha doğrusu kimlikten bahsediyoruz burada. Kapıya hocam, gelen işte bir kişi. Karşıdakine bakış açımızdan bahsediyorum aslında. Zaten şunu bulduk biz o çalışmada. Yani modernleştikçe insanlar daha profesyonel meslek sahibi haline geldikçe. Hani okumuş çocuklarız ya. Daha okumuş çocuklar oldukça. Mesela dilenciye karşı bakış açısı olumsuz hale gelmeye başlıyor. Evet. Ama geleneksel kesimlere baktığımızda hocam, mesela esnaf. Esnaf için kapıya geleni geri çevirmeme çok ciddi bir kültürel ve ahlaki kod olarak karşımıza çıkıyor. Ve böyle bir şey beni çok çarpmıştı açıkçası. Yani mutlaka kocaman bir çanağın içerisinde bir sürü bozuk para bulunduruyorlar. Ve hani gelen hakkındaki kriterlere ve bakış açılarına göre daha az veya daha çok para veriyorlar. Ama kimseyi kapıdan çevirmiyorlar hocam. Kiminin parası, kiminin duası deyip alışveriş yapması. Şimdi hocam alışveriş yapmayınca suratımıza bakmıyorlar. Hatta biz marketten çıkarken başka şeyler işte dıt dıt okutuyor ve bize fişi veriyor, kartımızı alıyor. Biz de şifremizi yazıyoruz, çıkıyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Maalesef zamanımız bitti. Hocam çok çabuk zamanımız doldu. Evet, maalesef hocam. İnşallah daha uzun bir program yaparız. Meczupları da burada saymak lazım hocam gitmeden önce. Tabii. Hiç olmazsa. Yani mahallenin hani Allah nezdinde hakikaten makbul olduğunu gösteren en önemli şeylerden bir tanesi de meczupların bakılıp gözetilmesiymiş. Deli yani mi, Allah veli mi, mahalleye belli bir yani. Meczup, aynen hocam. Allah mahalleye bir meczup gönderdiyse demek ki hala Allah sizin yüzünüze bakıyor, hala size itibar ediyor ve size bir meczubun sorumluluğunu veriyor demekmiş. Peki hocam, o zaman Allah bizi mahallesiz bırakmasın, mahallelerimizi meczupsuz bırakmasın diyelim. Amin. Çok teşekkür ederim hocam.
Ben teşekkür Vaktinizi ederim. ayırdınız, renk kattınız. Değerli TRT Radyo 1 dinleyicileri, bir insan ve anlamında sonuna geldik. Bu haftaki konumuz mahalleydi. Mahalle kavramını İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Alev Erkilet ile konuştuk. Bir başka konuda bir başka konuğumuzla tekrar bir arada olmak üzere şimdilik hoşça kalın.